koşturması da. Gelir gelmez tuvalet derdi başladı var ya. Eniştem yine tuvalet derdi başladı gelir gelmez. Eniştem üstünden kürünü yapmaya başladı. Devlet. 40 derece devlet su işleri. Pişik alanındayız. Konuşamıyoruz bir türlü gülmekten. Lan geldik daha yeni oturduk tuvaleti soruyor adam ya. Çaydanlığı şey yapma. Neyse dur bakalım neler. Yo ateş yapma. Nelerle karşılaşacağız Allah bugün durum. Hepiniz başka bir şey söylediniz. Bu da mangal derdinde şu. Şu kel kafa. Bu da mangal derdinde şu an. İşimiz yemek içmek acı. Yine mangal derdindeyiz. Mangalcı başımız yine burada. Poşet düştü. O iyi yandı bak. O şey iyi yanıyor işte. Aa. Hadi bakalım bu sefer inşallah şeyleri yakmayız. Geçen sefer biraz tavukları yakmıştık ama bu sefer yakmayacağız artık. Geçen seferden deneyimliyiz. Neden teyze? Tavuk yakacak kadar çok paramız yok diyorum. Tavuk da artık çok pahalı. Onun için yakmadan yiyelim. İnşallah. Bu sefer yakmayacağız. Hava esiyor bu sefer. Mangal güzel yanacak gibi görünüyor. Abi bak bayağı. Birazdan ortalığı gezdireceğim size. Sen benim bak geçen seferki piknik videosunda ne demiştim? Evde kalan fazlalık yemekleri buraya getirin. Köpeklere vereceğiz diye. Bak. Nasıl işe yarıyor? Nasıl işe yarıyor? Bak önüne atıyorum şimdi. Bak çekirdek manyağı bunlar. Görüyor musun? 10 kilo çekirdek getirmişler buraya. Böyle mangalı yerleyen var mı be dünyada? Şuraya bak. Otomatiğe bağladım valla. Babacım arabaya gittin ya şimdi. Arka kapı açık olmuş. İşte bunu öyle değerlendirmesen birisi görür. Her tarafıma yapıştı valla. Ateşler. Ne yaptın Minoş? Yedin mi hepsini? Yedin mi hepsini? He? Onları da düşünelim. Evde artık yemekleri ya da mama ne varsa getirelim buraya. Evet, aşçı şef. Söyle bakalım neler yapıyorsun? Şimdi manca yapacağız. Manca mı? Evet. Önce biberlerimizi. Bu manca kaça? Söyle. Şakacı. Önce biberlerimizi ve patlıcanlarımızı yüksek ateşte közledik. Evet. Şimdi temizliyoruz üzerindekileri ve bunların hepsini birbirine karıştıracağız. İşin sırrı sosunda. O selpakla mı siliyoruz şeyleri? Evet üzerindeki yok şey ama. Tabii. Yumuşak yumuşak. Sevgini mi katıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet bir şeyler katıyoruz ama sevgimi bilmiyorum ona sevgi denir mi? Tuz kat bence daha faydalı olur. Tuzla da yapılır evet. Ben de o zaman tavuklara başlayayım. Şöyle güzel dün geceden sosladığımız tavuklarımız vardı burada böyle. Mis mis. Vejeteryanlar bizi görmesin. Tabii eller gitti. Neyse mancanın o zaman şeyini bir sonraki adımını birazdan sizlerle paylaşacağız. Ama sosun tarifini vermem haberiniz olsun. Niye? Yok özel bir sos o. Annemin özel tarifi. Yani şu arkada oturan hanımefendinin. Evet anam bana el verdi. Ben de seni öpüyorum anacığım. Evet. Mangalımızı yaptık bakalım. Bu sefer yakmayacağız inşallah. Bir de gece de geceydi. Kemiği bırak, kemiği bırak. O kadar uğraştım. İlk lokmayı benim yemem lazımdı. O kadar ne vurdun işlemlerimiz bitti. Şef. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi burada bir dakika dur. Sosu koymadan önce buraya ne yaptın? Neleri koydun? Ne ekledin? Şimdi buraya acı sivri biber.
Evet. Acı olmayan sivri biber. Ne yapmıyorsun ya? Evet. Acı olmayan sivri biber. Evet. Patlıcanımız ve özel sosumuz. Domates de gelecek ama teyzem maalesef ki domatesleri evinde unutmuş. Ha. Normalde domates de oluyor. Teyzem burada gevrek gevrek gülüyor. Şu. Ama. Şu insan. Domates de olsa olurdu, olmasa da olur. Şimdi özel sosumuzu şöyle. Özel sosumuzun içerisinde ne var peki? Söylemiyoruz onu. Daha babacı, demek ki sarımsak söyleme, varmış. İçindeki babası, malzemeyi söyleme. Babası söyledi. Bak sarımsak varmış demek ki içerisinde. Kaşık varmış. Bu çok gelir mi ona? Çok gelebilir evet. Biraz. Tamam. Bu arada ikinci şimdi partimiz de burada. Duman içerisinde. Duman dumana. Dur bir de başlat. Tamam mı? Bu kadar mı? Evet bu kadar. Allah İçinde seni. En son dibinde kalanları koyuyorum ki sosun tadı orada. Tarkan eşliğinde Trakya mancası. Dumandan gözüktü. Of duman duman ortalık. Ama duman oldu be. Oooo duman getirdi. Evet az önceki iltifatlarınızı bir daha alayım. İnanet Volkan tam kıvamında pişmiş. Suyu içinde. Sağ ol çocuğum. Eline sağ ol. Sosunun lezzeti çok güzelmiş. Afiyet olsun. Yenildi, içildi. Şimdi sıra geldi közde kahvemize. Vallahi burası artık pavyona dönmeye başladı. Pavyonlar sokağı oldu burası. Her yerden bir ses geliyor. Neyse, biz ben içeriz. Sonra onu tekrar evet. Oraya koyacağım. Bol köpüksüz kahvemiz. Yarımmış zaten. Geliyor paytaklar. Yani közde yaptık göğe ama bir boka benzememiş bence. 10 saat bir de bekledik közde şu pissin diye. Ya da biz bir şey eksik yaptık bilmiyorum valla. Birazdan dolaşmaya çıkacağız. Başım ağrıdı. Biraz şöyle etrafı gezdireyim size. Biz şu an burada barajın yanında bir piknik alanı var. Oradayız. Aslında barajın manzarasını benim gözümle gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel. Aa bak burada bir erik ağacı var. Çok güzel duruyor erikler. Çok ulaşılabilen yerleri kopartmış. Evet. Uzaktakiler bize kalmış. Ben seni kucağıma alayım kaldırayım. Bakın, berfte bak, olmak istersen tabii. Bakın kucağıma almak istediğim cüsse şu. Kütle daha doğrusu. Şu kütle. Şuradan daha güzel gözüküyormuş görüntü. Evet şu buraları biraz daha iyi gibi görünüyor. Buralardan sabah geldiğimizde yer bulmamız gerekirmiş aslında. Çünkü bulunduğumuz bölgeye magandalar geldi. Ha, burada da var işte. Hani şu müziğin sesini sonuna kadar açıp herkesi rahatsız eden. Herkes ses sistemiyle gelmiş ya. Evet. İki tane kolon geliyor. Herkes yani sesi sonuna kadar açıp herkesi mutlu ettiklerini zannediyorlar ama rahatsız ettiklerinin farkında değiller maalesef. Ben buraya kadar. Öyle çok da çok büyük kocaman bir alan üzerinde değil anladığım kadarıyla. Şurası tuvaletmiş. Tuvalet ücretli herhalde. Değildir herhalde ya. Kapıda 70 lira alıyorlar. Bakalım. Buradan mı giriliyor acaba? Yok ya. Burası da değil galiba. Yeşil binanın orası dedi ya. Allah. Enişten tuvaleti buldu, biz bulamadık ha. Biz tuvalet mi? Şurası mı? Şurası olabilir bak. Belki de. Aa yok, orası camekanlı bir yer.
Şu ağacı mı kastettiler acaba tuvaletli? Vallahi bilmiyorum, ağacın dibine mi yaptı acaba? Dur bakalım. Dur bir bakacağım. Bir bakayım, şurası ıslaksa eğer. Şuraya çüydürmüş demektir. Tuvalet burası, bakayım. Aa yok, değil. Burada hiçbir şey gözükmüyor. Yani en azından şu ağaç kuru. Tuvaleti vallahi bulamadım burada. Ha bak, şu yeşil bina olabilir. Bir de şurada böyle bir yeşil küçük bir kulübe var. Burada da var. Yani. Evet, çeşitli yerlerde hep yeşil binalar var. Hangi birine girip tuvalet yeşil olarak kullanacağımızı bilemedim. Yeşil bina mı? Yani dur şurayı şöyle çekmek istiyorum. Yani çok güzel değil mi şunlar? Şu çiçeklere bayıldım. En sonunda tuvaleti bulabildik. Niye bu kadar insanlardan uzak bir yere yapmışlar bunu bilmiyorum. Çok sıkışan birisi burada gelene kadar altına edebilir yani. Bak bir de buraya galiba bir çorap koymuşlar. Şurada bir çorap var. Çorap koymuşlar. Bu hangi taraf erkekte? Bu taraf işte. Fark etmiyor değil mi? Bakalım nasıl manzarayla karşılaşacağım. Girsen mi? Ben girmem. Böyle bir yer. Evet. Çadır gibi tuvalet. Ne yapalım, buna da şükür. Yapacak bir şey yok. Ya olmasaydı? Olmasaydı daha da beter. Artık ne yapardık bilemiyorum. Heh, annemler de geliyor. Heh, sizi tuvalete kadar soktum be. Daha ne istiyorsun? Bir yer yani detaylı bir şekilde bu kadar gezdirilebilirdi. Uzakta bizimkileri de gördük şu anda. Dur bir yakın plan alayım onları da. Bak geliyorlar. Bizimkiler buradan geçiyor. Heh. Singapur'da. Şişt, yavrum. Ne yapıyorsunuz kız? Şişt, manitalara baksa. Yetiştik mi size? Manita arıyormuş da ağlayanları gelmez olmuyor. Ha, karılar, yani genç kızlarımız diyelim. Saçmalama, karılar ne demek ya? Siz nasıl bir terbiyesiz insanısınız, ben anlamıyorum ki. Doğduğumuz yere geri döndüğümüz için. hemen de özünüze dönmeyin yani. Evet, döndük. Özümüze döndük. Döndük. Bunlar bizimkiler. Şapkalı olan teyze. Diğeri de yoldan bulduk. Huzurevinden aldım onu da. Huzurevinden getirdim diye. Abicim bu yüksek sesle müzik çalanlara falan müdahale etmiyor musunuz? Beynimiz patladı, bak dolaşıyor. Yaşlı kadınlar kaçtılar, dolaşmaya çıktılar sesten. Göğe kafayı dinlemeye geldi. Eyvallah, kolay gelsin. Adam koca kolonla gelmiş. İkiye çıkarınca bu sefer boynunu yürüyor. Yani alkol yasak. Ona da müdahale. Yok, alkol serbest. Orada yazıyor. Alkol ya, o önceden mi? Kalmış orada. Yemin ederim, bitiriz. Yasak diye bir şey de getirmek. Ne güzel. Belki içsek daha iyi olacak. Tamam, eyvallah. Şimdi girişte şey yazıyor. Alkol alkol yasaktır yazıyor. Şimdi sorduk güvenlikçilere. De o eskiden dediler. Şimdi herkes götürüyor maşallah. Biz de bir tek kurallara uymaya çalışacağız. Biz zaten. Biz kerizler biziz. Yani. Oo bak, basketbol sahası da varmış. Sonra ne olmuş acaba? Nereden şey yapmış? Burası mıymış? He. Şey benziyor. Çernobil'den sonraki aynen. Duruma benziyor yani, baksana. Yani işte güzel bir yermiş aslında, güzel bir yer, hala da güzel bir yer de maalesef insanlarımız içine sıçmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar.
Barış yanacaksın çok. Yanmışsın da zaten, kızarmışsın. Yandım, yandım. Yerim biraz kalın da hissetmiyorum ama. Biz de devam edeceğiz bakalım daha sonra. İşte magandaların olduğu yere geldik. Romanlar doldu buraya. Azasın gübecikler. Elimin haline bak. Ya niye bantlayayım bak, hala durdu. Çıkmıyor. Ne yaparsam hep çıkartamadım. Eve gidince keseleyeceğim elimi. Allah Allah. Bu arada atabalardan birkaç saat geçti. Magandalar hala devam ediyor yüksek sese. Çayımız da bitti galiba. Artık yavaş yavaş toparlanma zamanı gibi geliyor bana. Tabii tabii. Evet, en sonunda gidiyoruz. Çünkü en sonunda diyorum, çünkü o kadar gürültülü bir yer ki. Anladım ben. Başka detaylar da vermek istiyorum ama veremiyorum. Evet, şimdi biraz manzara izleyeceğiz. Bizimkiler arabada kalmayı tercih ettiler. Ben de birazcık görüntü alacağım. Ondan sonra yaylanacağız eve doğru. Bana gülüyorlar galiba. Niye gülüyorsunuz öyle? Yedik. Babam vay bana çaylar bana diyor, şarkı söylüyordu. Olsun o beyaz ağaçlara çektin mi? Çok güzel olur. Yani burayı daha önce zaten çekmiştim. Ama şöyle biraz ağaçlara doğru gideyim. Ağaçları çekmem için bayağı bir ısrar ettiler. Ama gerçekten de güzel duruyor ağaçlar. Şurada bir arkadaş gördük. He canım, onu ben hemen karşıya geçireyim. Bayılırım. Tospik. Tospiye bayılırım. Ama korkma. Korkma, korkma. Hemen girme içeriye ya, korkma ya. Hemen içeriye girme, korkma. Hadi takipçilerime merhaba de. Onu karşıya geçireyim. Arabalar da ezmesin. Nereye koyayım seni? Ha? Buraya mı? Her gün, her gün. Her gün bu. Kurtulamıyoruz. Nereden geliyor bu ses? Cart curt. Başka bir şey yok zaten. Cart curt. Her gün bu. Bizim hangileri bizim? Ve nihayet tamam, günün sonu. Tamam. Bu kadar mı? Başka bir şey kadar, yok mu? Tamam, bunları bırakma bunlar bir şeyimize. Saçmalama. Neyin? Şunlar da sizin ama. Niye saçmalıyorum? Bu zaman, şey zamanı, hadi, hadi. Ekonomi dönemi. Bunları tek bir zerremizi bırakmamamız lazım. Hadi görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Öpüyoruz. Teşekkür ederim. Kemiklerini bile aldın. Evet. Bile aldın. Kurutup yiyeceğim çerez diye onları akşama. Hadi hadi. Evim evim güzel evim. Şu kapımızı. Ay beni tutmaya hiç. Ay çok mutluyum. Annem merdivenlere çıkmaya çalışıyor. Of. Ay.
Niye olmadı? Şimdi yanlış attık. İki kere. 5. 69. Elimde. Ya. Dur. Kırıldı. Bin kere girdiğim şifreyi tutturamadım ya. Yorumum kaybettim. Ha, başım da ağrıyor biraz. Yorum yorumluk yaramaz. Piknik yaptık biz bugün böyle. Evet. Sıcak mı yaptı bizi böyle? Sıcaktan dolayı olabilir. Alışık olmadığımız için olabilir. Neyse. Şu an apartmanımızın içi çok serin. Çok iyi geldi. Hepinizi öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bas anne, benim düğmeye, asansör düğmesine basacak halim yok.